Güvercin severler bugün güvercin antrenmanı ve hedef eğitim bölümü üçünü çekiyorum. Şimdi sabahleyin güvercin severler ben uçurdum hayvanları dün sabah. Aklımda video yoktu yani bölüm üçünü sonradan çekecektim. Bir baktım ki bu saraylım kayboldu. Yani sabahleyin sıka düştü gitti ve bugün geldi. Aradan yani 24 saat geçtikten sonra hayvan geldi. Geldikten sonra şimdi sıka düşüşünü nasıl anlarız arkadaşlar? Normalde bu hayvan hiç damlara oturmuyordu. Damlara oturmadığı için uçuyordu, yükseliyordu diğer yavru kuşlarla beraber. Yarım takla bir takla bu erkenden sıka düştü. Yani sahap, Mardin usulü sahap diyoruz. Genel olarak Türkiye civarındaki kuşçular ise sık diyorlar. Sıka düşüşünü nasıl anlarız? Şimdi hayvan gidiyor. Giderken bir takla atıyor, bir takla atıyor, bir takla atarak gidiyor. Şimdi böyle olduğu zaman hayvan damlara düşüyor. Bu hayvan da öyle oldu. Şimdi ben Mardin'de beslediğimiz zamanlar oradaki kuşçular da böyle yapıyor. Ben böyle gördüm, öyle yapacağım. Üst kuyruğunu çekiyoruz. Kimisi diyor lastik bırak, ortayı çek, sağ sol kalsın. Yani o normalde olmaması gereken bir şey ama kuşçudan kuşçuya göre değişiyor. Bir de kuşa göre de değişiyor. Mesela bu bazı kuşlar vardır. Örneğin bunun abisi vardı. Kuyruğunu çekmeden söküldü. Sefere gelmeye başladı. Ama bu takladan dolayı çıkamıyor. Bu yüzden de yapacağım şey şimdi kuyruğunu tek tek çekeceğiz. Çektikten sonra normalde ben yarım saat, bir saat veyahut akşama doğru uçururum. Belki de bir gün dinlendiririm, diğer gün uçururum. Yani kimsenin uçurmayacağı zaman böyle kuyruklarını çekiyorum. Bu da 13 kuyruktu. Dün gitti. Geldiğinde de kuyruğunu saydım. Kuyruğu 9 kuyruk olmuştu. Ya bir yakalamaya çalışmıştı. Ya da yakalayamadan kuyruktan bir iki parçası tak kalmıştı ona. Hayırlısıyla geldi ya o yeter. Zaten kuyruğunu çekecektim. Sıka düşen güvercinlere böyle yapılır güvercin severler. Zaten bölüm 4'ünde de biraz performansını geliştirdikten sonra sizlere güzel bir şekilde performansını da göstereceğim. Bölüm 4 ya da bölüm 5'te, bölüm 6'da da bölümü sonlandırırım. Diğer bölüme geçerim. Güvercin teke atıldığında ne yapmam lazım? Nasıl yapılır? Bir de güvercin severler böyle söyleyeyim. Şu an bu hayvan hafif olduğundan dolayı sadece kuyruğunu çektim. Normalde ağır kuşlarda kuyruğunun burası, koltuk altı. Normalde bu tarafı da çekilir. Ağır olduğu zaman ya da koltuk altından bir iki tüy parçaları çekilir diye ki daha hafiflesin. Sıktan düşmesi için daha da yükselsin, kendine gelsin diye. Bu hayvan yavru ve hala tüyde olduğundan dolayı sadece kuyruğunu çektim. Çektikten sonra zaten onu uçuracağım. Performansını hep beraber görelim. İstersen böyle ben bırakayım. Demek istediklerim buydu güvercin severler. Kısmet olursa bölüm 4'te güzel bir şekilde videosunu çekeceğim sizlere ya da bölüm 5'te. Herkese hayırlı kuş beslemeler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bir de güvercin severler bu çakmaklı da az evvel bunu da uçurdu. Bu da takladan düşmeye başladı. Sıka. Belki de bunun da kuyruğunu çekerim. Ya bugün çekerim ya yarın çünkü hayvanın tam net sıka düştüğünden emin olamadım. Gidip takla atıyor. Bazen de normal bir şekilde dönüyor. Erkenden kuyruğunu çekip de hayvanı bozmak istemiyorum. Bekleyeceğim böyle bir gün daha. Havalar tam böyle biraz estiği zaman veyahut hava hiç olmadığı zaman uçuracağım. Ondan sonra tam net performansını gördükten sonra kuyruğunu çekeceğim.